partiden sonra çıkıyoruz değil mi canım? Ona ne şüphesiz. Saime, şahane bir kadınsın biliyorum şimdi. Senin de harikulade bir erkek olacağın zamanı bekliyorum. Az kaldı. Niye geçtin fabrikanın başına? Aptal sevgilim. Ben olmasam sen o fabrikanın başına zor müdür olurdun. Hasan ha ben. İkimiz biriz artık. Dağlık etme. Fahrettin'in ne mal olduğunu biliyorsun. Ya bir görürse? Görürse ne olur? Tersem geliyor, bırak. Evet hanımefendi. Bu müstahsarı piyasaya çıkarınca emin olun siparişleri güç karşılayacağız. Hanımefendiye o son krem hakkında izahat veriyordum da. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Bu seferki vaaz ne? Pek mi hoşuna gidiyor bu rezalet? Bu rezil eğlence. Hoşuma gitmese toplantı yapar mıydım? Hem sana ne? Ben senin kocanım Saime. Anlamıyor musun? Atacağın yanlış bir adım ikimiz de mahvedecek. Ben bebek değilim. Hem bunları evlenirken düşünmeliydin. Evlenirken. Bilseydim böyle yapacağını 2 yıl ıstırap çekmezdim. Daha o zaman aklım başıma toplardı. Şimdi toplasana, ne duruyorsun? Saime. Ne olur. Ne olur vazgeç bu hayattan. Ne istersin? Seyahat. Başka bir memlekette yaşamak. Hepsine razıyım. Neyin eksik? Eğlenmem eksik. Onu da ben tamamlıyorum. Allah kahretsin. Eğlence. Eğlence. Bu eğlence ha. Hem kimlerle? Bu heriflerle. Bunlarla ha. Onlar benim dostlarım. Bir kovabilsem. Bir kovabilsem hepsini. Bu züppeleri, bu ahlaksızları. Hatta seni. Evet seni. Ama yapamayacağım. Beni deli ettiğini biliyorsun. Onun için şımarıyorsun bu kadar. Şımartma. Elinden geliyorsa şımartma. Bir taraftan bu rezalet. Bir taraftan bu kavgalar. Ne diyor? Osman'la evlenmemeliydin diyor. Osman iyi çocuk. Namuslu çocuk ama... Ama fakir diyor. Parası yok diyor. Hep böyle aç, hep bir lokma ekmeğe muhtaçsınız diyordun. Doğru söylüyor. Eğer zengin biriyle evlenseydin, kendini kurtarabilirdin. Neler söylüyorsun Osman? Halbuki benimle... Böyle konuşma. Paraya kıymet verdiğimi mi sanıyorsun? Sanmıyorum. Ama kıymet vermek lazım. Hayır, paradan nefret ediyorum. Hata ediyorsun. Bak. Orada oturanlar da insan. O apartmanlarda oturanların da bizden hiç ama hiçbir farkları yok. Ağız, burun, göz hep aynı ama hiç aç kaldılar mı acaba? Bak şu ileride görünen köşk Fahrettin Bey'in. Bizim fabrikanın sahibinin. Fahrettin Bey, Fahrettin Bey. Sen hiç aç kaldın mı Fahrettin Bey? Fahrettin Bey. Hayatında bir defa olsun ağladın mı sen? Bir defa olsun. Fahrettin Bey de ağlıyor diyecekler. Ne olur yani. Ağlamak da insanlar için değil mi anne? Eğer hayatımız ağlanacak bir hale gelmişse niçin ağlamamalı? Evladım, bu kepazeliğe isyan ederek dayanacak ne var? Kurtar kendini bu kadından. Mahvolacaksın. Sana evlenmeden evvel de söyledim. Alma şu adi kadını. Evlenmek sade güzelliğe kapılmakla olmaz demedin mi? Biliyorum. Hepsini biliyorum anne. Benim yanımda sadece param için kaldığını da biliyorum Saime. Ah, keşke böyle zengin biri olacağıma fakir bir işçi olsaydım. Bak anne, karşıdaki işçi evlerine bak. Kendilerini seven karıları, kucaklarına tırmanan çocuklarıyla mesutturlar. Kim bilir evlat? Hayır anne, mesutturlar. Benim gibi olmaları için ne sebepleri olabilir? Mesutturlar. Bu sevgi, içimdeki bu sevgi mahvediyor beni. Evet, o sevgi.
Bu sevgi... Sizlere karşı duyduğum bu sevgi... O mu bağlıyor benim kolumu? Kızımı, ninemi deli gibi sevmesem... Seni sevmesem... Acaba daha mı kolaylaşır da hayat? Ben de bilmiyorum bunun cevabını. Belki daha kolay olur. Ama karını sevmedikten... Kızını sevmedikten sonra kolay da olsa... Yaşamak neye? Ne söylediğimi bilmiyorum. Sizler için hayatımı seve seve vermesem ne kıymeti kalır böyle hayatım? Söyledim sana o incecik yüzüğe ne efek. Ah, neler aldım neler. İncecik incecik peynirler, ilaçlar. Sonra bu da ekmek. Dört tane de yumurta. Makinenin mekiği ne oldu? Ha, yenisini verdi. Tamir edince öbürüyle değiştirecek. Çok iyi oldu bu. Ben şimdi size yiyecek bir şeyler hazırlarım. Of, Raik'le bizi hesaba katma. Biz gelirken bir şeyler yedik zaten. Ne yedik yahu? Açlıktan ölüyorum. Yedik. Peki yedik. Olmaz öyle şey olsun. Ne varsa hep beraber yiyeceğiz. Biz yedik dedim. Hem sonra sen sabaha kadar çalışacaksın. Çavuş var, çocuk var. Hayır Osman. Sen benim dediğimi yap. Hem bizim biraz dışarıda işimiz var. Bir saate kadar döneriz. Hadi. Osman. İstersen Raif'e biraz ekmek ver. İstemem. Biz yemişiz. Osman. Ne oluyor sana ya? Al. Yarısını sana verecekmiş. İstemem. Al yahu, yeter bu bana. İstemem Raif, içim istemiyor, yemene bak sen. Aç olsaydım almaz mıydın? Ayşe'yi de üzdün, ne varsa paylaşsaydık olmaz mıydı? Kime yetecekti 4 yumurta? Çocuğa mı, ihtiyara mı? Şimdi nereye gidiyoruz? Şarapçının oraya. 2 tane atacağım canına yandığımının, yazsın hesaba. Ha, bu boş mideye birebir geliyor, kaçırdın mı sen? Kaçırmadım ama bir iki tane atmazsam kaçıracağım gibime geliyor. Osman, neyin var senin bu akşam? Böyle bozuk çalıyorsun. Hadi boş lafları bırak, dönelim eve. Sen dön istersen. Bana bak, anlaşılan çocuğun hastalığının uzaması, nikah yüzünü satmaya mecbur olman yüzdü seni. Boş ver, ne yapalım? Hepimiz öyle büyüdük. Hadi içmekten vazgeç, eve dönelim. Böyle efkarlıyken. Sen dön süslü. Yapma, dön Osman.